Merhaba arkadaşlar, GamerTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, öncelikle size kocaman bir özür borçluyum, farkındayım. 8-9 günlük bir ara vermiştim, geri dönmüştüm. Bir 5-6 günlük ara daha vermek zorunda kaldım. Fakat bundan sonra bir sağlık problemi falan olmadığı sürece böyle uzun aralar olmayacak. O konuda rahat olabilirsiniz. O yüzden bu konuyu çok fazla irdelemeyeceğim. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. 2 adet güzel eklentim var bugün. Hemen hızlıca onları anlatayım. İlk eklentimiz bu. Her 30 saniyede bir haritadaki rastgele bir kapan kendi kendine açılıyor benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan. Ve bu eklentinin yanına şöyle de bir challenge koyacağım. Ben hiçbir şekilde tuzak atmayacağım. Yani tuzakları kullanmayacağım. Eklenti nerede spamlarsa tuzağı orada aktif olacak tuzak. Hiçbir şekilde tuzağın yerini değiştirmeyeceğim. Yani tamamen şans tuzakları diyebiliriz bu video için. İkinci eklentimiz de bu. Bu da güçlü bir eklenti. Kapana düşen kurban kendini kurtarmayı başarabilirse yaralanmak yerine can çekişmeye başlar diyor. Yani bir kurban trebinize yakalandığı zaman sol tıka basılı tutarak kurtuluyor ya trebinizden. İşte bunu yaptığı zaman yaralı bir şekilde devam etmek yerine direkt yere düşmüş oluyor. Çok güçlü geldi gözüme, bilmiyorum. Evet. Müthiş başladık gerçekten videoya. Gençler, bu arada bir hafta önce falan Noel Baba'yla bir hikaye yaşadım, size onu anlatayım. Şimdi ben çıktı karşıma, tamam mı? Muhtemelen bacadan girmiştir. Kapıyı kullanmıyor biliyorsunuz ki. Bana dedi ki "Ho ho ho, merhaba küçük adam." Ben de dedim, ne oluyor küçük adam, indir lan o elini dedim. Küçük adam, sen ne küçük adam diyorsun lan dedim. Tabi bu bir tırstı, özür diledi, sonra anlaştık işte. Neyse, bana dedi ki, dile benden ne dilersen. Ancak 2 tane kural var. Kurallardan ilki, sınırsız dilek hakkı dileyemezsin. İkincisi de, birisini öldürmeyi dileyemezsin. Kurallar bunlar. Dedi bana. Ben de düşündüm, dedim ki şimdi ev araba isteyebilirim ama dedim bu bencilce bir davranış olur dedim. Sonuçta hani böyle bir fırsat gelmişken bencillik yapmayayım. Tüm Türkiye için bir şey isteyeyim dedim. Sonra döndüm Noel Baba'ya, dedim ki Noel Baba dedim, doları düşürebilir misin dedim. Bana önce şöyle bir uzun uzun baktı. Sonra dedi ki artık 3 tane kural var. Dedim ananı avradını satayım, dilek hakkı da boşa gitti, kullanamadık da. Öyle bir anımdır işte, daha geçtiğimiz hafta başımıza geldi, geçtiğimiz hafta salı. Oraya geldi. Vallahi gençler, benim gibi birisinin şans ile ilgili bir içerik üretmesi ne kadar mantıklı bilmiyorum ama artık deneyeceğiz. Şimdi benim elimde 2 tane tuzak başlıyor zaten. Bunları bir yere atayım ki hani elimde kalmasın. Sonrasında hiçbir şekilde tuzakların yerini değiştirmeyeceğim. Mesela şurayı şöyle yakından dönerken belki basar. Bir tane de şuraya atalım, hadi bakalım. Okey, base'e de atabilirdim aslında ama hakkımızı buradan yana kullandık. Şimdi ruinim inşallah biraz yaşar. Biraz yaşasın ya. Çok değil, minnacık ya. Bir iki can dayansın. Ya ruin dayanır da. Anasını sattımın öküzleri. Ben aslında ya. Haha, gene vuruyorum sandın değil mi lan? Salak he? Aa, bu benim şeyimmiş. Aynen, benim çüküm anasını satayım ya. Ojen niye bitti ya? Niye ya? Ojen niye bitti ya? Niye bitti ojen ya? Hiç mind game'i falan gerek yok diyorsun. Ulan çok kötüsünüz aslında, yemin ediyorum var ya. Çok kötüsünüz de işte böyle takımlara da Genrush. Genrush'tan kazanıyorlar yani genelde böyle takımlar. Daha yeni başladı maç. Oradan şuraya geldim. Şu gen yüzde bilmem 80. Bir tane gen de bitti. Ne yapayım ben bunlara? Siz söyleyin arkadaşlar. Bir tane trebe falan bassalar bari, direkt yere yatacaklar da. Seni bir alalım biz ya. Takıntılmışsın falan zaten. Aha. Nerede bastı? Burada bastı. Tamam. Ama o şimdi kendi kendine kurtulması lazım. Başkası kurtarırsa olmuyor sanırım. Bak, kendi kendine kurtulursa aynen yere düştü, gördünüz mü? Nasıl trap he? Hiç chase atmadan, hiçbir şeyle uğraşmadan birisini düşürmüş olduk. Ruin'in gitmesi bizler için büyük bir darbe oldu arkadaşlar. O zaman kancaya geri döndük. Kancaya geri döndük babacım. Barov'la aldılar seni. Aa, biri treve bastı. Tamam. Ez hook. Bir hook daha. Ulan öbür popu vuramadık ya. Şu jene bir vur bakayım popu. Şunu bir sıfırla. Gördüm o salağı şurada bir yerde de. Vallahi şu an stackleri umursamıyorum arkadaşlar. Çünkü şu çok free hit alıyor. Çok salak bir oyuncu ama bütün jenleri de bu bitiriyor işte. Salak olması bir şey ifade etmiyor. Bütün jenleri de bu bitiriyor. Güzel dead art bitch. Tamam, seni base'e alalım. Ya bunları ben Noid'le falan alırım aslında da. Yemin ediyorum şu Genrush'ı bir türlü engelleyemiyorum ya. Basar mısın lan oradaki trebe? Basmaz olur mu gerizekalı? Seni yine aynı yere asalım. Lan bu kanca ne uğurlu anasını satayım. Herkesi buraya astık. Dur şimdi otomatik trap açılır. Üstünden geçerken açılsa ya. Düşünsenize, adamı düşürüyorum. Gel bakalım buraya yavru. Bunu asmış mıydık? Asmıştık gerçi. Herkesi birer kere asmıştık. Bunu ikilesek tamam mı? Biri trap bozdu orada. Bunu kırmak zorundayız. Çok güçlü spot. Hiç palette döneyim yok. Devir zaten can bitiriyor. Hayvanlar arkada can bitiriyor. Git bir de base'e git. Beni jene getirdi. Güzel oldu aslında bu, biliyor musunuz? Ya Allah'ım ya Rabbim. Bir de spot falan salmıyor mu bunacık aklıyla? Dur bakayım şurada. Şurada dur bakayım sen. Nereye gidiyoruz? Cem mi bitireceğiz? Aha. Trebe bastı salak. Dur bakayım. Oo, arkadaşı kurtardı. Ulan minik bir slug yapmaya çalıştık ama öbürünü de kaldıracaklar aynen. Dur bakayım, öbürünü tekrar almaya çalışacağım. Yat bakalım yere. Evet, ortada bir kişi öldürsem Noet'le de bir kill alırım da aslında. Dur bakalım, yapacağız bir şeyler. Tamam, şu cene bir pop. Şuna biraz camp yapacağız, alan camp'i yapacağız. Aldılar, hatta tanılayıp morilemeyi planlıyorum. Yoksa maç gidecek. Barov var, biliyorum işte. O yüzden volt atmaya çalıştı. Senin ananı avrat... Malın oğlu. Bu jeni de yapıyor birisi. Bitirdi. Okey. At da dardını. Sen de iyi oyuncusun bro. Tamam, 1-2 kişiyi son asılışına getirdik. Aman diyeyim, şuna basarız masarız bak. Vallahi çıldırırım. Merhaba Kate'cim. Sana da bir tane vuralım. Şimdi kancadakine tekrar gideceğiz. Aldılar. Alıyorlar diyemeyedik, iyiydi. Okey, hepsi son asılışı sanırım. Bir tek diğer Kate hariç sanırım hepsi son asılışı. Oo, merhabalar. Sana bir tane daha vuralım. Seni şimdi indireceğiz. Seni mor edeceğiz sonra, tamam mı? Hehehe boy. Edard. Yat bakayım yere. Şimdi seni morledik. Seni hemen çıkarttık oyundan. Çık bakalım. Çık. Lan nereye atıyorum moru, anasını satayım. Evet. Bu samanlar çok uzamış. Bayağı uzamışlar. Hiçbir cene başlanmamış. Çok iyi. Önce önüne bakmayı öğren dostum. Okey. Sen de yat yere. Sen de moruyu yedin. Sana da bir mori. Böyle arkadaşlar. Başka türlü dengeleyemezsin bu maçı. O... Minik tunnel'ını, camp'ini yapacaksın. Yani ne kadar rush üzerine oynadıklarını görüyorsunuz adamların. Zaten M1 killer'ım. Hani o minik rush'ı da yapmak zorundayım. Tunnel'ı da yapmak zorundayım. Rush niye yaptım anasını satayım? Yani o kadar alışmışım ki artık Jen'i de ben bitireceğim, anladın mı? Baksana şu hayvanoğlu hayvana. Şu hayvanoğlu hayvana bir bak ya. Hemen mori yiyor ya öbürü orada. Hemen fırsattan istifade. Öbürü Jen'e geri dönecek. Benim al sanmasın. Öbürünün Jen'e geri döneceğini biliyorum ama sorun yok. 3. kilimi garantileyim. Öbürünü o edle indiririz. Attın Dedart. Ya. O taktikler geçti aslanım onları. Üste koşayım Dedart atayım. Yok. Gitse lan sen de oyna. Çık. Yeter anasını satayım ya. Hadi hızlı kanka hızlı. Tamam. Allah belasını verdi onu. Tam 5'e böldün. Kapılar bayağı iyi. Aslında trap alıp kapıya da koyabilirim ama biraz challenge'ı da bozmuş olurum. Öyle bir şey yaparsam. Öbür kapıda umarım. Heh, tamam. Gel bakalım. Sana da bir noise şoku yaratalım. Ulan adam hala can yapıyor sandım anasını satayım. Jen'i o tıkır tıkır duyunca sesini. Kanka nereye gittin? Tamam. Gel. Öldürmeyeceğim gel. Ya senin ben ananı avradını bilmem ne yapayım ya. Ulan o trap'e basmasam orada. Gençler, bu arada girişte bahsetmeyi unuttum. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Sevdiklerinizle umarım nice senelere. Beni de alınla, beni de sevdiklerinizin arasına gireyim ne olur. Tabii en büyük temennim olarak da şiitsiz, dostluk, barış içerisinde bir yıl olmasını diliyorum. Zor, bizim ülkede biraz zor ama umarım bunların da üstesinden geliriz diyelim. Bu arada şey eklentisini çok beğendim. Trap'ten kurtulduğu zaman direkt yere düşüyor ya kendi kurtulduğu zaman. O eklentiyi bayağı beğendim. Ama şu an bir challenge yaptığım için o eklentiyi çok kullanamıyorum. Hani trap'ler salak saçma yerde çıktığı için çok kullanamıyorum. Ama şey yapabiliriz. O eklentiyi ayrı çekebilirim. Şimdi ilk iki trap'imizi bir yere atmamız gerektiği için bir tanesini buraya atalım. Diğerini de şuranın içine atalım, olur mu? Şu içeriği bir kilitleyelim bakalım. Ya oğlum yükleme ekranındayken ruin kırdınız. Anasını satayım. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Ya yeni başladım ya. Gel seni bir deliyim gel. Ne bekliyorsun anasını satayım? Sprint falan da atmadın. Salak mısın? Ne yaptı bu? Ne yaptı bu arkadaş? Oğlum sen ne oynuyorsun? Alo? Ya ben ne diyeyim ki arkadaşlar ya? Jam bitti ya. Yeni başladık la. 2 tane trap attım geldim la. Oğlum yok valla sonra hani tunnel attı camp attı demeyin bana. Bunun tutulmaz arkadaşlar. Başörtülü bu tutulmaz yani. Aha. Gerizekalı. Gel bakalım buraya Stacy. Güzel. O içeri kurduğumuz trapleri yakalan. Lan yine mi sen lan? Bu öbür salak değil mi bu? Az önceki maçtaki. Bu arada en güzel en sonuyu çıkarttım. He, onu demeyi unuttum ben size. En güzel en sonuyu çıkarttım. Onun yerine şey aldım. Alo? Alo? Oğlum ne oluyor? Ya bak o ilk hitten sonra bütün dengem bozuldu ya. İlk hitten sonra bütün dengem bozuldu. Senin ananı avradını oynayacağını oyunu bilmem ne yapayım ya. Brutal aldım. Brutal şey yerine. Ya bu da şimdi kendisini iyi oynuyor sanıyor ya. Dur şunu bir indirelim de arkadaşlar. Götü kalkmasın. O ne oğlum, o trap nerede çıkmış anasını satayım ya. Komplo lan, resmen komplo düzenleniyor şu an bana anasını satayım. Oo. Sen dur orada. Şuna bir popu vur bakayım. Halet kempliyor evde. Bye bye bro. Stacy kardeşimiz Allah'ın emri peygamberin kavliyle trap'e basmış. Solumdan biri geldi diye duydum. Pop! Gel bir tane daha hit al istersen, gel gel. Seni arıyoruz sabahtan beri. Arkadaşlar Stacy'yi aldılar. Gerizekalı ordusu diyoruz bu tarz durumlarda genelde. Aynen aynen, heal'la. Heal'la heal'la. Heal'ladı lan. Ha, şey bastı ya, halk için bastı. Okey. Okey. Çok iyi. Stacy'cim görüşürüz. Kendine iyi bak. Bir can daha bitti. Stacy yapacak bir şey yok bak. Ben seni iki kere asana kadar 3 can bitti anasını satayım ya. Bu ne, nasıl bir canavarlık bu ya. Şey oynarsın. Dur lan dur. Oğlum. Ya ben de diyorum burada biri var anasını satayım, şerefsiz ya. Dur yapma dur. Dur yapma dur. Gerizekalı. Sen kaç oldun? Sen de 2 oldun. Oğlum bu adam oyuncu lan. Bu adam var ya oyuncu, müthiş bir oyuncu lan. Ne yapacağız oğlum buna? Abo. Bu çok tehlikeli bu var ya bu. Abo. Şunu öldürelim, tamam. Bir tane de en kötü Noel'le garantileriz. Bitti bu iş babacım ya. Bitti bu iş. Yani bana... Ulan ağzım yapıştı anasını satayım. Beni siz zorluyorsunuz arkadaşlar bu duruma. Hiç kusura bakmayın yani. Hani hiç kusura bakmayacağınız, siz zorluyorsunuz beni bu duruma. Malın oğlu trebe bastı arkadaşlar. Kurtul kurtul, bak kurtulunca sana bir sürpriz var. Gerçi zaten yaralıyken bastı herhalde. Evet evet. Anam ne oldu la? Bu generaşlar beni muazzam zorluyor ya. Bu arada bu adam yayıncıymış. GG. 3 tane red rank. Allah Allah, hanginiz red rankta acaba? Hiç hissedemedik çünkü red ranklı loop anlamında. Ya gençler beni yanlış anlamayın da kendimi de katarak söylüyorum. Bu Dead by Daylight'ın ben yetenek oyunu olduğunu düşünmüyorum. Ki muhtemelen birçoğunuz hemfikirdir bu konuda benimle. Ya diğer oyunlara bakalım. CSGO, Valorant, Rocket League gibi oyunlarda bir yere kadar çıkarsın, ardından yetenek ister. Yani yeteneğin varsa daha fazla ilerleyebilirsin. Dead by Daylight'da böyle bir şey yok. Dörtlü giriyorsan, az önceki malları gördünüz. İstediğiniz kadar loop atamayın. Hayvan gibi gen rush yaparak zaten rank alıyorsunuz. Hani o yüzden ben Dead by Daylight'ın rank konusunda bir zorlu olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum bu konuda nasıl bir yenilik getirilebilirler ama çok fazla yetenekli oyun olduğunu düşünmüyorum yani. Maria yerde. Bizim açımızdan çok güzel 2 maç geçirdik. 3. maça tam kapalı map nerede dememe gerek kalmadan kodumun The Game'ini verdi. Ooo geri zekalı. Evet, Allah razı olsun. O ne o, o ne o? Tam hayır duası ediyorduk anasını satayım. Bunda Kuikent Quiet var. Sende Kuikent Quiet var, beni kandırma. Bak Kate, beni kandırma. Önce önüne bak, önüne bir, ne oluyor oğlum anasını. Ben MMR düştüm herhalde la. Üste bir ilerlemişem mi? Gördüm duydum. Yoksa bana mı öyle geldi? Tevfeb hanım. Sana bir tane pop. Şimdi ananın ruhunu ortaya koymaya geliyorum. Gel bakayım. Şuradan beni görsün geldiğimi. Evet. Tam olmadı arkadaşlar. Planlarımız biraz yarım kaldı. Selamünaleyküm. Bu bir tık sıkıntı gibi bu. Evet, bir tane can bitti. Senin de derdin de vardır. Sen fena oynamadın, aferin. Sen fena oynamadın, aman diyeyim, o paleti devirirsen yanarız. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Yat yere, yat 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 yat. Komando Ahmet, komando Ahmet. Sen ananı aradın. Hop bir flash sevmeyedik yoksa. Seni arıyor sabahtan beri, gel gel. Malım ya bende, vuracağım ama malım ya bende. O kadar uzaktan hit deneyeceğim. Oo, çok hızlı aldık sanki. Gel seni alalım biraz da Lowry'cim. Henüz 4 can var, çok çirkefleşmeye gerek yok. Helal. Yani bir gat palet daha iyi kullanılamazdı, seni tebrik ediyorum. Aslında çirkefleşmeye gerek yok diyorum da öyle bir can rush'a dönüyorlar ki bazen. Yaralı varsa yaralı ya. Hücum. Oğlum o nasıl stunmış? Kaçamadım, respektleyecektim orayı. Ulan sen iyisin he çakal. Tamam. Buradan gidiyor gibi yaptık. Buna beleş hit verdik. OPP'yi çok kovalamamamız lazım. Onu anladım. Senin balansın var galiba. Evet. Güzel kullandın. Okey. Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Lan devirsene anasını sattığımın salağı ya. Kaç turda? Oo, bir can daha bitti oğlum. Ya ne alaka anasını satayım. Size acıyan da suçmuş lan. Size acıyan da suçmuş oğlum. Adamı tanılamadık etmedik anasını satayım. Ben daha gitmeden aldılar. İnsaflı davranalım dedik. Aha. Hangi malo, hangi malo? Kurtuldu ama yere düştü. Lan çok güzel bu eklenti var ya. Aha biri daha yattı. Ulan Kate, senin ben şansına tüküreyim. Kate'cim seni moralemek isterdim ama... Seni morileyelim. Seni morileyelim. Şimdi kanca bulamam. Biggle biggle atarsın. Seni morileyelim. Hadi bakalım. Güzel. Biri daha yerde bu arada. O yine trebe basanlardan biriydi de hangi trebe bastığını görmedim ya. Oo, bu spot neymiş oğlum? Ace devirla şunu. Ay. Ulan anasını satayım. En zayıf halkayı da öldürmüşüz de şansımıza. Salak saçma bir maç ne hale geldi yine. Sırf orada acıdık diye. Yok acımak yok bundan sonra ya. Bundan sonra acıya s**sinler. Ha o T-Bag'i de anana sokarım senin. Bekle biraz daha bekle. Devireceksin onu kanka, sen bilirsin. Devir, çok güzel. Öbürü de farklı tarafta can yapıyor şimdi, ona ne yapacağız? Oğlum bu spotlar ne la böyle? Bunlar ne anasını satayım, spotlara baksana. Böyle böyle inatlaşacaklar. Beni burada tutacaklar. Ace de arkada başka can bitiriyor yani. Bu maç ne yapalım biliyor musunuz? Bir tanesini kovalayayım. Onu indireyim, campleyeyim. Belki de gelirler, Noet'le bir kill daha alırız yani. Onu planlayabilirim ama bu taraftan kovalayalım ki diğer güçlü spota kaçamasın. Dedardımlar zaten. Devir, devir. Uff, anasını avradını sattım şerefsizi ya. Tamam oğlum seni alacağım, campleyeceğim. 2 kill yapacak bir şey yok. Beraber bitsin bu maç. Yani size acıyan da suç dediğim gibi. Çok güzel, çok. Müthiş ya, müthiş oyun ya. Vallahi Dead by Daylight yönetimini tebrik ediyorum. Daha da söylenecek söz yok. Bunlar gelir ben size diyeyim. Şu an kapıları 99 diyorlar. Aa bak gelmiş bile. Allah'ın belası. Bu beni o tarafa çekmeye çalıştığına göre şu taraflarda biri var. Muhtemelen şurada saklanıyor olabilir. Lan gel alacaksan al anasını satayım. Yani ne olacak ki? En fazla ne olabilir? Aha ikisi birden geldi. Allah belanızı vermesin. Çok korkuyorum şu an. Gerçi niye korkuyorum ki? Nöyde olan benim anasını satayım. Yat bakayım yere. Sen de yat yere. Barov'la mı almıştır lan seni? Barov'la almış tabii. Neyle alacak başka? Şimdi bunu aldık. Diğeri de sürünüyor. Diğerini de şuraya bırakalım bakalım. Yine sıkıntılı bir durum. Böyle bir maç kaybetmiştim hatırlıyorsanız ki. Şunun ölmesini beklemek zorundayım. Bu tarafa süründüğüne göre... Ace burada bir yerde olabilir mi acaba? Hadi sen de öyle anasını satayım. Ne direndin ya? Evet, Ace'i de gördük. Merhabalar. Öbürünün ambresi olsa herhalde kalkar diye tahmin ediyorum. Gerçi süründü bilmiyorum ama... Artık bir şekilde Ace'i de indirmeye çalışacağız ya. At dedardın, at şerefsiz. Zaten hiç çalışmadı olmuyor ki dedardın. Vururum herhalde ya, değil mi? Zor maç, zor maç. Yine salak saçma şeyler oldu. Yine ben kötü oynadım, ben sattım. En azından 3 kere garantiledik, hadi bakalım. 3 kere neden garantiledik diyorum. Şimdi bu şerefsiz sürünerek hiç bulabilir şu an benim o lanet iğrenç şansım için. Oğlum benim kafam karışıyor burada, odaları karıştırıyorum. Neredeydin ya? Bir şey dedim, sen wiggle atacaksın yalnız. Sen wiggle atacaksın. Kusura bakma almam. Almam artık, yok öyle. Wiggle atacaksın, kaçacaksın, hiç bulacağım falan yok. Öl yerde. Benim zamanım var, bekleriz bekleriz. 1-2 dakika bekleriz, bir şey olmaz. Evet gel amcaya. Baba de baba. Evet baba. Evet emeklemeyi öğrettik arkadaşlar Lowry'ye. Baba şimdi sana bak soytarılık yapacağım bak. Gel o. Şu Ace'e çok gıcık oldum. Bunun kaç saati var? Neyi var? Bir bakmak istiyorum. Ace hangisiydi? Bu muydu? Yok şuydu Bandit. Mısırlı. Mahmut. Mahmut ne yapıyorsun gözünü seveyim Mahmut ya? Mahmut ne yapıyorsun? Amık. Yorum yap. Mahmut Muhammed Salah'ın hatırına sana bir şey demiyorum. Bir daha o T-Bag'i atarsan gerçekten bozuşuruz. Evet gençler izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Günün ilerleyen saatlerinde bir video daha gelecek kanala haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.